Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Almanya Düsseldorf'ta eski araçların, yani antik araçların sergilendiği bir yere geldik. Ve orası da Klasik Rimais. O zaman hazırsak hep birlikte içeriye doğru girelim. Evet arkadaşlar, bugün günlerden pazar, saat 8'e kadar açık burası. İlk başta bir tereddüt ettik, bakmadan geldik açıkçası buraya. Pazar günleri açık mı değil mi diye. Ama açıkmış, sorun yok. O zaman hep birlikte vakit kaybetmeden içeri doğru geçelim. Porsche 944, bunu bilenler bilir. Bunun değeri 39.900 euroymuş, bilginize. Ve tam olarak da burada sergileniyor. Arkadaşlar, altta üstte her yerde Porsche'lar, eski araçlar, antik araçlar bizi karşılıyor. Mesela bu araç neymiş? Alfa Romeo. Baksanıza. Buradaki Ferrari. Burada ne var? Volkswagen. Burada ne var? Burada Alfa Romeo. Her türden araç var arkadaşlar burada. Baksanıza şu araca. Ford'un bir aracı. Fena. Ferrari. Of. Abi neler var burada ya. Şu araca bakar mısınız? Porsche'u nasıl dizaynlamışlar. Çok iyi. Şöyle bir Rolls Royce. Kaç model? Hemen bir bakalım. Araç arkadaşlar, yanlış değilse 1932 model. Ve fiyatı 129.500 euro. Şu araç ya. Harbiden lan, kaç yıllık araç, nasıl duruyor burada tertemiz ya? Acaba 0 kilometre mi? Onun hakkında bir bilgi yok galiba. Rolls Royce. Talbot. Talbot diye ilk defa bir marka duydum. Bentley. Oy oy oy. Fena. Bu arabayı satılmış mesela. Bu arabayı almışlar. Satılmış. Artık burada mı sergilenir, yoksa bunu satın alan kişi dışarıda mı sürer, hiçbir fikrim yok. Yani burada sergilensin diye almamıştır herhalde. Bakın arkadaşlar, şöyle bir araba. Mesela bu araba nasıl geldiyse öyle bırakılmış muhtemelen. Çünkü üzerinde hiçbir parlatma, cilalatma olmamış. Araç hakkında hikayesi aşağıda yazıyor ama tam olarak anlaşılmıyor. 1956 model Austin Healey, nasıl söyleniyor hiç fikrim yok ama yarış aracıymış bu. İçerinin dizaynı arkadaşlar tam olarak böyle, dışarıda araçlar sergileniyor. İçeride de restoran var, yiyeceğinizi yiyebiliyorsunuz. O kadar güzel araç var ki hangisine bakacağımı şaşırıyorum açıkçası. Ferrari. Kaç model? Ferrari 308 GTS. 77 model ve 47.000 milde. Bu araç da 99.500 euro. Fena ya. Yok yok arkadaşlar. Bakın bu araç 588.000 euroymuş. Bu araç Lamborghini 564 Spider 129.500 euro. McLaren 250.000 euro. Fuh. Fena bir araç ya. Tek bir araç olmadığı için aşırı detay çekemiyorum. Çünkü burada yüzlerce araba olduğu için arkadaşlar, hangisini çekeceğimi şaşırıyorum. O yüzden de kısaca 5'er 10'ar saniye aralığında her aracı göstermeye çalışacağım. Maserati. Ne kadar? 42.500 euro. 2008 modelmiş. Burada da bir yarış arabası var arkadaşlar. Ama sadece sergileniyor galiba. Çünkü üzerinde hiçbir şekilde bir satış hakkında hiçbir yazı yazmıyor. O yüzden bu aracı böyle gösteriyoruz. Aracın yandan görüntüsü de böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yani girer girmez karşıma çıkan ve gerçekten beni cezbeden mi diyelim, hoşuma giden araçlardan bir tanesi yarış arabası. Porsche. Fena bilmiyorum ya. Şuna baksanız arkadaşlar, Porsche yarış arabasını bile burada sergiliyorlar. Yine bunun üzerinde fiyat bilgisi yazmıyor arkadaşlar. O yüzden sizleri bilgilendiremiyorum.
Aracın görüntüsü de tam olarak böyle. Arkadaşlar şu sergiye baksanıza. Burada her şey var. Çok iyi ya. Burada şöyle bir Ford GT var arkadaşlar. Araç 2018 model, 145 kilometrede ve 889.890 euro. Oha, fena. Aracın yandan görüntüsü böyle. Aha, arabanın penceresi açık. Şöyle içini göstereyim size. Böyle. Arkadaşlar, aracı dokunmak istemiyorum çünkü araçların her biri güzelce bakılmış. Şimdi dokunsak parmak izi kalır. O yüzden böyle uzaktan çekmeye çalışacağım. Evet, bu kısım böyle arkadaşlar. Bak şurada bir karavan var. Onunla çekelim. Sonra buranın bir üst katı varmış. Oraya geçeceğiz. Arkadaşlar bu araç Volkswagen T1 modeli. Araç 80 bin euro. Bir şey değil. Gerçekten bir şey değil. Yani buradaki araçların fiyatları gerçekten o kadar pahalı değil. Tamam, bazıları pahalı olabilir ama o kadar da pahalı değil yani. Arkadaşlar şöyle bir araç gördüm. Arabanın üzerine bildiğin fermuarlamışlar. Neden böyle yapmışlar hiçbir fikrim yok. Yani muhtemelen koltukları zedelenmesin diye olmuş olabilir. Ay ay ay. Altın soy mu? Vay. Bu aracın sahibi Türk mü acaba? Fena bir araç. Yine fiyat bilgisi yazmıyor. O halde üst kata çıkalım. Üst kata buradan çıkılıyor arkadaşlar. Gelin hep birlikte yukarıya doğru bakalım neler var neler yok. Her yerde araç var ya gerçekten. Şuna bakar mısınız? İçeride bir yarış sesi geliyordu arkadaşlar. Üst katı çıktıktan sonra fark ettim ki üst katta şöyle bir oyun alanı varmış. Ve o ses de buradan geliyormuş arkadaşlar. Oyuncular için güzel bir şey tasarlamışlar. Muhtemelen paralı tabi. Baksanıza. İki kişi şu anda oynuyor. Fiyatı yazıyor arkadaşlar. Eğer burada oynamak istiyorsanız 15 dakikası 20 euroymuş. 30 dakikası 35 euroymuş. Böyle tek tek gidiyor fiyat listesi. Arkadaşlar şu yağmura bakar mısınız? Nasıl yağıyor? Dışarıda araçlar ıslanıyor ama buradakiler tabii ki ıslanmıyor. İçeriden iç kısımda böyle gözüküyor arkadaşlar. Burada ise arkadaşlar eski motorların, eski bisikletlerin sergilendiği yer. Şöyle görüyorsunuz. Şu bisiklete bakın. O kadar eski ki küflenmiş bayağı. Burada bir başka motor. İlk motorlar, ilk bisikletler diyebiliriz. Hepsinin ayrı ayrı tarihi vardır. O günlerden bugünlere gelmiş. Bu bisikletler, bu motorlar ve diğer araçlar eski tarihlerden bu yana bizlere sergilenmek adına hazırlanmış. Şu motora bakın arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir kaput gördük. Asmışlar tablo gibi. Ve bu kaputun üzerinde bir sürü imza var ve muhtemelen gelen kişilerin imzası bunlar. Buraya gelip imzalarını atmışlar. Mesela burada Azra yazıyor. Burada Özgün yazıyor. Türk isimlerinden başka. Sürü yazıyor. Buradayız arkadaşlar. Aracın tamamını üstü hariç her yerini boyamışlar. Türkiye'de olsa arkadaşlar, şimdi aklıma geldi, istemsizce aklıma geldi. Türkiye'de her şey değişen olsun, boyalı olsun ama
Kaputta bir tane boya, bir tane çizik, bir tane değişen olmasın diye herhalde imza atmamışlar. Baksana da çünkü her yerde imza var ve tavan da yok. Neyse, böyle bir an aklıma geldi. Bu araçta emeği geçenlerin imzası da olabilir. Tavanda da şöyle bir araba var. Bu kadarı gözüküyor. Araca bakın arkadaşlar. Her biri birbirinden güzel. Evet arkadaşlar, burası da tam olarak böyle. Şuradan merdivenle aşağı inelim. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım video keyifli ve güzel geçmiştir. Bu videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Yağmur dinmiş. Bakalım Zontak 8'de kapanıyor, evet. Dışarısı da böyle sağda solda oturacak yerler var.